olduğu sosyal, sanatsal, kültürel ve folklorik değerleriyle alt tepe üst tepede tarih yazmaya devam ediyor. Sarsala koyunu sevdik mi? Sarsala koyunu sevdik mi? İşte Sarsala koyununu artık yeniledik ve çok daha özenli çalışmalar gerçekleşecek. Ama bize en güzeli belki de Kayacık testlerinden mutlu muyuz? Kayacık testlerinde çok daha önemli projeleri imza atacak Sayın Başkanımız. Yapılanları sizler biliyorsunuz ama yapılacakları da birazcık aktarmak istiyorum. Artık Dalaman mutlu insanların yaşadığı ve yaşamaktan keyif aldığı bir şehir. İşte teleferiğiyle, Türkiye'nin huzur eviyle birçok projeyle Sayın Belediye Başkanımız Dalaman'a gerçekten de artık market olarak Muğla'ların içerisindeki ilçelerimizin içerisinde artık parlayan bir yıldız. Dolayısıyla az sonra değerli şehirimiz Dalaman Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Şaşmaz Beyefendi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte coşkuyla ağırlayacağız. Değerli hanımefendiler, büyük bir kardeşimiz var. Gel kurban olayım. Bir alkışlar mıyız ona? Kurban olurum. Kaybolmuş burada ama. Annesi burada mı? Sünnet olacak çocuklarımızdan bir tanesi burada. Anne burada mı? Nerede? Ha burada mı? Ha bak şurada. Baban oradaymış. Bak orada baba. Hadi gel bakalım kurban. Dur ben sana bir de çiçek vereyim. Kurban olayım ya sen. Al. Al bakalım. Anneye götür. Hazır mıyız? Eller. Görebilir misin bayrakları? Çeksin buradan tüm Türkiye'ye. Selam olsun Dalaman'dan. Sevginin, barışın, hoşgörünün şehrinden. Hazır mıyız? Hak, hukuk,
ve adalet mücadelesinin lideri, vatan millete bayrak sevdalısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu alanımıza teslim etmişlerdir. Görebilir miyim tüm bayrakları? Ve bir kez daha soruyoruz. Martın sonu! Martın sonu! Martın sonu! Ay yıldızın ayaklarımızda! Hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri, vatan millet sevdalısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgi ve hürmetle selamlıyor. Kendine güçlü alkışlarla hoş geldiniz Genel Başkanım. Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Cümleten selamun aleyküm. Adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel... Hoş bulduk efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, çok saygıdeğer genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Dalaman'da sizlerle beraber. Birazdan ben sizleri Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakacağım. Benden önce sunum yapan arkadaşıma bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Bana bir şey bırakmadı maalesef. Gelirken duydum, bana bir şey bırakmadı. Ama izin verirseniz ben sizlerle öncelikle Muğla milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı buraya çağıracağım. İstiyorum onları tanıyın, bilin. Düşmez şaşmaz bir Allah. Bir gün Ankara'ya gidersiniz, işiniz olur. Onlarla tanışmanızı istiyorum, müsaadeniz olursa. Değerli milletvekillerimizi buraya davet edebilir miyiz lütfen? Muğla milletvekilimiz Sayın Suat Özcan, Muğla milletvekilimiz Süleyman Girgin, yine Muğla milletvekilimiz Burak Erbay, Muğla milletvekilimiz Nursel Alban, onları bekliyorum. Ve yine bizleri Ankara'dan eşlik eden Genel Başkan Yardımcımız, hemşehriniz, yakın ilimizin milletvekili o da. Çok teşekkür ediyoruz. Süleyman Girgin, Suat Özcan, Burak Erbay, Mürsel Alban sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Yine yakın kentimizin, ilimizin milletvekili, bu coğrafyanın, Ege'nin kızı, Denizli milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Gülüşer Biçer Karaca aramızda. Hoş geldiniz diyorum kendisine de. İl başkanımız Adem Zeybekoğlu, onu da bekliyoruz buraya. Hoş geldiniz sevgili il başkanım. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi 31 Mart'ta, az önce arkadaşım size sorduğunda Mart'ın sonu bahar diye cevap vermiştiniz. Bahar'ın aslında en güzel yaşanacağı bir kent dalı burası. Şimdi belediye başkan adayımız, şimdi belediye başkanımız Muhammed Şaşmaz'ı ben buraya davet ediyorum. Dalaman Belediye Başkanımız Muhammed Şaşmaz'ı sizleri selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. İzin verirseniz öncelikle ben mikrofonu Muhammed Başkanıma vereceğim. Daha sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla
sizleri baş başa bırakacağız. Sevgili başkanım, buyurunuz lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli genel başkanım, ilçemize, Dalaman'ımıza hoş geldiniz diyorum öncelikle. Sevgili Dalamanlar, biliyorsunuz önümüzdeki 31 Mart'ta bir seçim yaşayacağız. Ama biz 5 yıl önce almış olduğumuz bu kutsal görevi layıkıyla yapmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Sizlerle beraber Dalaman'da olmaz denilen, yapılamaz denilen hizmetlerin altına imza attık. Projelerin altına imza attık. Çok güzel hizmetlerde bulunduk. Halkımızla iç içe, sizlerle iç içe Dalaman'da halkımızın, sizlerin her anında yanında olduk. İyilikte, kötülükte. Bu tarafa da mı bakacağım? Bakalım. Baktık. Hastalıkta, sağırlıkta, doğumdan ölüme her daim yanınızda olduk. Güzel projelerin altına imza attık. Sanatta, sporda Dalaman'ımızı çok güzel ilerleme kaydettik. Dalaman'ımızı dünyaya tanıttık, ülkemize tanıttık. Dalaman'ımızı, halkımızı denizle buluşturduk. Denizimize bir güzel tesis yaptık. Onunla yetinmedik sevgili Dalamanlar. Birkaç gün içerisinde yine açacak olduğumuz günübirlik piknik alanımıza güzel bir hizmet alanı oluşturduk. Birkaç gün içerisinde sizlere hizmet etmeye devam edecek hazırlamış olduğumuz gelecekte 5 yıllık projemizde gerçekten Dalaman'ımızda ekonomik yönden ben sıkıntı çekiyorum. Sayın Başkanım, ben sizden iş istiyorum dedirtmeyecek kadar projeler ürettik. Dünyada eşi benzeri olmayan kaprıcamızda, Dalaman'ımızda üretmiş olduğumuz kaprıca etrafındaki projelerimizde, huzur kentimizde, huzur projemizde, huzur eviyle dünyaya hizmet vermek üzere büyük bir proje hazırladık. Yüz binlerce yumurtanın, tonlarca etin satılacağı bir alan yarattık. Bu projeyle Dalaman dünyaya hizmet etmeye başlayacak, milyon dolarlar para kazanacak. Tabii ki bundan Dalaman kazanacak. Sizler kazanacaksınız. Bir Yörük köyü yapıyoruz. Yörük kenti yapıyoruz. Yörük turizmini, Yörük ticaret olayını Dalaman'da dünyada tanıtarak sizlerin emrini açacağız. Oradan da milyon dolarlar kazanacağız. Hepsini Dalaman için yapacağız. Yola çıkarken dedik ki halkın adamıyız. Halktan geldik. Makam mevki demedik. Sadece sizlere hizmet için buraya geldik dedik. 5 yıl çok güzel hizmetlerde bulunduk. Bir 5 yıl daha sizlerle beraber Dalaman'ı yukarılara, marka değerini arttırmaya ve güzel bir Dalaman yaratmaya var mısınız Dalaman? Var mısınız Dalaman? O zaman bize düşen görev sizlerin emrinde Dalaman çok daha güzel olacak diyoruz. Genel başkanımıza buraya kadar gelip bu yoğun programın içerisinde bizi, Dalaman'ımızı bırakmayıp sizlerle buluşup sizlerle beraber Dalaman'a konuşma imkanı verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Genel başkanım, çok sağ olun diyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Güzel günler görecek Dalaman diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza bir kez daha bir güzel konuşmasından ötürü. Efendim, şimdi izin verirseniz hemen yine bu bölgemizin belediye başkanları da var aramızda. Seydi Kemal, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz belediye başkan adaylarımızı da buraya davet ediyorum.
Onlar otobüsteler. Lütfen buraya gelsinler. Seydi Kemer Belediye Başkan Adayımız. Fethiye Belediye Başkan Adayımız. Ortaca Belediye Başkanımız. Ve Köyceğiz Belediye Başkanımızı bekliyor. Fethiye Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili Dalamanlılar. 31 Mart'ta yine sizler görev verip sevgili belediye başkan adaylarıma bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muğla'ya uzunca dönem hizmetlerde bulunmuş Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Osman Gürün'ü konuşmalarını yapmak üzere buraya çağırıyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'le ben sizleri baş başa bırakıyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Gerçekten buradan manzara çok güzel ve siz her şeyi hazırlamış ve kararınızı vermişsiniz. Öyle mi? Evet, yolumuz açık olsun. Bu kadroyla hep birlikte 31 Mart'ta başka bir güne ve başka bir bahara gerçekten gözümüzü açacağız ve yeni bir Türkiye'de tekrar yürüyeceğiz. Evet, 5 yıl önce sizlerin huzuruna gelmiş ve 5 yılda yapabileceklerimizi sizlerle paylaşmıştık. Ve bu dönem içerisinde 13 ilçemize hiçbir ayrım göstermeden ihtiyaçlarına ve ihtiyacın durumuna göre gerekli olan hizmeti yaptık. Toplam olarak 13 ilçede 1 milyar 424 milyon liralık yatırım yaptık. Ve hepinizin fark ettiği ki Dalaman'ın kırsalı daha fazla, Dalaman'da ve Muğla'nın genelinde 2300 kilometre yol yaptık. Ve 360 milyon lira sarf ettik. Çünkü kırsalda yaşayanın kente inebilmesi, çıkabilmesi ve onunla irtibatı çok önemliydi. En ücra köşedeki köyümüzün yolunu yaparak onun ilçeyle, beldeyle olan ilişkisini rahatlıkla kurduk. Tarımla ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Büyük bir laboratuvar kurduk. Toprak tahlilleri yaptık. Ve diyoruz ki gerçekten biz kırsalda üretimi ayağa kaldırmamız ve dönüm başına en fazla geliri elde edecek muhakkak ürünleri bulmamız ve onunla ilgili tarım yapmamız lazım. Onun için toprak tahlillerini yaptırıyor, toprağın hangi gübreye ne kadar ihtiyacı olduğunu belirliyor ve o toprakta hangi ürün daha fazla verim verir ona bakıyoruz. Dalaman'ın kırsalı daha fazla ve tarımla, hayvancılıkla ilgilenen bölümü daha fazla. Diyoruz ki toprağını satma, ürününü sat. Biz kırsalda üreteceğiz, kıyıda satacağız. Ve bütün oteller her şey dahil çalışıyor ve biz her türlü ürünü üretme imkanımız var ama toplu üretim yapmıyoruz. Onun için de kooperatifçiliği geliştirip muhakkak surette toplu ve çok daha ucuza mal edip satacağız, daha fazla kazanacağız. Önümüzdeki dönem 2 milyar 300 bin liralık bir yatırımımız var. Bütün Muğla'da. 900 milyon lira Dünya Bankası'yla kanalizasyon, arıtma ve içme suyu projelerimiz var. İnşallah hep beraber değerli başkanımla birlikte
Muhammed Başkanım'la birlikte Dalaman'da çok güzel şeylerin altına imza atacağız. Yolumuz açık. Rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli belediye başkan adaylarımızdan, milletvekillerimizden, genel başkan yardımcımızdan müsaade isteyeceğiz. Bu alanı boşaltacağız. Martın sonu bahar, dertlere devam var. Martın sonu bahar, dertlere devam var. Mühürban geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Martın sonu. Martın sonu. Martın sonu. Sevgili Dalamanlılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti barış ve kardeşliği pekiştirecek hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na anons ediyorum. Kısaca, dünyanın en güzel beldelerinden birinde yaşıyorsunuz. O açıdan Dalaman'da olmak, Dalaman'da oturmak, Dalaman'da sohbet etmek, Dalaman'da gezmek gerçekten de güzel. Güzel bir denizi var, güzel insanları var, güzel yaylaları var. Her şeyle olağanüstü güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Ama bize bu topraklarda özgürce, bağımsız yaşamamızı sağlayan bir kişi var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu güzel ülkede beraber yaşamak için, huzur içinde yaşamak için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'de yaşamak için, bütün komşularımızla kavgasız, barış içinde yaşamak için bize verdiği bir hedef var. Nedir hedef? Çağdaş uygarlığı yakalamak. Çağdaş uygarlığı, yani medeniyeti yakalamak ve onu aşmanın yolu üretimden geçer. Üretirseniz güçlü olursunuz. Üretirseniz dünyada söz sahibi olursunuz. Üretirseniz sizin bir beka sorununuz olmaz. Üretirseniz herkes size saygı duyar. Nerede üreteceğiz? Tarlada üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Esnaf olarak lokantada hizmet üreteceğiz. Otelde hizmet üreteceğiz, hayatın her alanda üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Üniversitede bilgi üreteceğiz. Nerede üreteceğiz? Fabrikada çalışarak üreteceğiz. Yani kimsenin kimseye muhtaç olmadığı güçlü bir sosyal devleti inşa etmek için üreteceğiz. Üretmekten geçiyor her şeyin yolu. Köylü üretecek, çiftçi üretecek, üretecek ki besleneceğiz. Karnımız doyacak. Samanı dışarıdan getirirseniz, canlı hayvanı dışarıdan getirirseniz, nohutu, mercimeği dışarıdan getirirseniz, üretmezseniz, elin oğlunun ürettiğini tüketirseniz, Türkiye geride kalır. Üretmek için de her türlü çabayı göstermek zorundayız. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu model, üretime dayalı bir modeldir. Beraber üreteceğiz, beraber çalışacağız. Aç ve açıkta kimse kalmayacak. Binlerce çocuğumuz yatağa aç girmeyecek. Yolu nedir? Üretmekten geçer. Dalaman üretiyor. Kırsalı da üretiyor. O açıdan Dalaman'da üreten, hizmet üreten, tarlada üreten, çiftlikte üreten, ağırda üreten, nerede olursa olsun üreten bütün vatandaşlarımı sevgiyle, saygıyla anıyorum. Dün Kadınlar Günü'ydü. Dolayısıyla kırsalda en çok çalışan
kadınlarımızdır. Kentte kendilerinin çalışabilecekleri alan bulamıyorlar ama kırsalda neredeyse günün 24 saatinde çalışıyorlar. Kadının ürettiği bir ülkede, kadının çalıştığı bir ülkede, kadının okuyup hayatın belli alanlarında görev aldığı bir ülkede daha hızlı, daha güçlü bir büyüme çıtasını hep birlikte yakalamış oluruz. O nedenle Dalamanlı kadın kardeşlerime de sesleniyorum. Sizler de güç olarak birleşin, sandığa gidin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin. CHP'ye oy vermek, uygarlığa oy vermektir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir inanca, bir inanca, bir kültüre, bir belediye oy vermek demektir. O nedenle sizden görev bekliyoruz. Beraber gideceğiz, sandığa gideceğiz, altı okun altına mührümüzü basacağız ve diyeceğiz ki bu ülkenin geleceğinin en büyük güvencesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimseyi ötekileştirmez. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin inancına saygı gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi kırda yaşayanlarla kentte yaşayanların beraber huzur içinde yaşamasını ister. Cumhuriyet Halk Partisi inşallah iktidar olduğunda bu tünelden geçerken para ödemeyeceksiniz. Her şeyi ama her şeyi güzel yapacağız. Her şeyi. Her vatandaşı huzur içinde yaşadığı bir beldeye, biriyle, bir büyükşehire kavuşmasını istiyoruz. Muğla'da, büyükşehirde biz de az önce dinlediniz. Dalaman'da biz de az önce dinlediniz. Belediye başkanlarımız daha güzel şeyler yapacaklar. Türkiye coğrafyasının en önemli, en kilit coğrafyalarından birisidir Muğla. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Olağanüstü güzel, çalışkan insanları var. Dolayısıyla sizleri ayın 31'inde sandığa giderken tereddütsüz ama tereddütsüz. Hangi partiden olursa olsun AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek istiyorum. 15 yıl, 17 yıl bunlara oy verdin getirdin. 17 yıl. 17 yılın sonunda eğer seni soğan kuyruğuna mahkum ediyorlarsa şöyle hafiften ya kardeşim ne yapıyorsunuz dedi. Ne yaptınız bu ülke dedi. Soğan ekecek tarla mı yok dedi. Soğan ekecek yer mi yok dedi. Soğan ekecek vatandaş mı yok dedi. Neden oralardan dışarıdan geliyor bunlar diye sorma zamanıdır. Bu soruyu vicdanınıza havale ediyorum. Hepinize en içten selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Dalaman Belediye Başkanımıza sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Dalaman Belediye Başkanı'nı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyoruz diyor. Dalaman'ın misafirperverliğine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen.
Tamam abi. Tamam abi. Geçelim. Başkanım. 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 Başkanım.